Merhaba arkadaşlar, Memlik'teyiz. Daha önce size tanıttığımız evlerimizin peyzaj işlemleri için buradayız bugün. Esra Hanım'ın dairesi 2+1 cumbalı L verandalı bir daire. Hemen yan tarafta da hatırlayacaksınız Ramazan Bey'e yapmış olduğumuz ahşap dekor desenli dairemizde hemen yan yana. Bu iki dairemiz için buradayız bugün. İki dairemizin de bahçe peyzaj işleri için ölçü almaya geldik. Yan tarafı komple çim yapacağız. Şimdi atölyemizde hazırlanan bir çardak alanımız var. Çardak alanımızı yine müşterilerimizin isteği doğrultusunda hangi alana uygulayalım derseler oraya sabitleyeceğiz. Bu alanlar komple çim olacak. Trituar kenarlarına peyzaj mimarımız uygun olan ağaç çeşitlerini müşterimize seçtirerek seçilen ağaçların uygulamasını gerçekleştireceğiz. Toprağımız biraz kirli. Bunun için müşterimize tavsiyede bulunduk. Yüzey toprağı verimli olandan şöyle bir tabaka serelim. Üzerine de gübre serelim. Bizim alanlarımız için hem kullanımımız için hem de çim alanlar için daha verimli olacağını düşünerek tavsiyelerde bulunduk. Metrajlarımızı aldık şimdi. Arkada yeni bir depo yaptırılmış. Deponun kenarlarında da yine gördüğünüz gibi genel bahçe seviyesinden düşük bir alan var. Gerekirse buranın toprak ile doldurulabileceğini konuştuk. Metrajımızı çıkarttık. İstenirse burayı da dolgusunu yaparak çimlendireceğiz ve ağaçlandıracağız. Siz olsaydınız bu dairemizde nasıl bir peyzaj çalışması yaptırmak isterdiniz? Fikirlerinizi alabiliriz. Bize yardımcı olabilirsiniz. Hemen yan bahçeye geçelim. Yan bahçede de Ozan Bey'in otopark kilit taşı alanı uygulanmış. Arkada bir çocuk oyun alanı yapmıştık, hatırlayacaksınız. Güzel günlerde kullandıklarını düşünüyoruz inşallah. Yine birkaç ufak ağaç ekimi yapmış Ramazan Bey. Biz de bu alana komple yeni düzenlemesini gerçekleştireceğiz. Kuruyan leylende ağaçlarımızı değiştireceğiz, yenileyeceğiz. Gerekirse bunlara kazıklar yardımıyla sağlamlayacağız ve tekrar canlandırarak bahçemizin etrafında düzenlemiş olacağız. Burada tabii soğuktan kurumuş şimdi ama yazın domates, biber için bir alan ayrılmış, yetiştirilmiş. Su basma yüzeyine doğal taş uygulandı. Kenarları antrasit terzle geçilerek uygulama tamamlandı burada. Zaten binamızın renklerinden de antrasit çok da yakıştı. Yürüyüş yolu ve kenarları, arkaya bir su deposu konulmuş. Çalışmalarımız hakkında yorumlar kısmından bize ulaşarak kendi yorumlarınızı yapabilirsiniz. Siz olsaydınız nelere dikkat ederdiniz, ne olmasını istersiniz? Bunları bize yazın lütfen. Bizi takipte kalın.